O yüzden dilimi ısırarak konuşacağım. Bence fahiş fiyatların önüne geçemeyecekler. Allah'tan korkuyorlarsa buna dur demeleri lazım. Borcu borçla kapatmak marifet değil. Sata bitti. Yargı görevini tam olarak yapmıyor şu anda. Vallahi daha böyle sürer herhalde, geçeceğini sanmıyorum. Yani geçse bile nereye kadar? Fazla sürecek yani. Düşmez fiyatları. Her şey yükseldi. Türkiye'nin durumu çok kötü şu an. Ne yapacağız bilmiyorum. Peki fahiş fiyatların önüne nasıl geçilebilir? Daha çok üreterek, ondan sonra daha çok çalışarak geçilir ama bilmiyorum vallahi hanımefendi. Böyle gider herhalde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben de arkadaşıma katılıyorum. Soru da bayağı güzeldi, soruyu sevdim ama hep dışa bağlıyız. Böyle devam etmemeli, değişen bir şeyler olmalı. Böyle yatırımlara önem gösterilmeli ki dışa bağlı olmayalım. İşte dolar, euro uçtu gidiyor. Vallahi bilmiyoruz ne olacak. Gençlik olarak çok kötü durumdayız. Bilmiyoruz vallahi, bir yurt ücretleri olsun. Sonra ikinci öğretim fiyatları falan olsun. Her yıl artıyor. Sınava girmek zaten zenginlerin işi olmuş. Sınava girmek bile parayla şeyle hiç. Yani memnun değiliz şu anda. Bu şekilde devam etmemeli. Değişen bir şeyler olmalı. Ben küçüktüm, GTA oynuyordum, Metin 2 oynuyordum. Bu iktidar vardı ve hala devam ediyor ve bir şeyler değişmeli yani. Valla insanların biraz vicdanına kalmış. Bakın ekmek bile ne kadar arttı. Küçücük maaşla geçinen insanlar için artık gerçekten hayat bitti. Ama yapabilirler mi? Önüne geçebilirler mi? Bilemiyorum. Bizim insanımızın biraz vicdan meselesi. Maalesef. Maalesef. Peki önüne nasıl geçilebilir? Valla çözümü ben getiremem. İyi bir denetim lazım. Denetimsiz olmaz. Bir de insanların bunu ilgili mercilere bir şekilde şikayette bulunması gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. Geçemezsin ki, borçlanmışız. Çok aşırı borçlandı devlet. Bundan sonra onlar artık şey ya, 20 senedir. 20 senede yapılmadı, bundan sonra yapılmaz. Ben inanmıyorum artık. Peki yapılacak olsa nasıl yapılabilir? Mümkün değil yapılacak. Önce hukuk bir yere yerine oturacak. Yargı görevini tam yapacak. Korkmayacak. Hakim, savcı görevini tam olarak yapacak. Şu ferenci bir yerde, hiçbir yerde talimat almayacak. Hiçbir yerden korkmadan görevini yapacak. Hukuk yargı yerine oturursa zaten işler düzelir. Başka şeye gerek yok. Yargı görevini tam olarak yapmıyor şu anda. Vallahi sanmıyorum geçeceğini. Ekonomist değilim, ben anlamam ama. Yani epeydir böyle söyleniyor ama olmuyor işte. Peki neden olmuyor? Vallahi işte onu da ekonomistler daha iyi bilir. Doğrusu ben çok şey yapmıyorum ama. Peki teşekkürler. Ben de... Nasıl geçecek? Ben bir ev reisiyim. Gelirin giderini karşılamıyorsa yapacak hiçbir şey yok. Enflasyonu da düşüremezsin. Aldığın borçları da ödeyemezsin. Borcu borçla kapatmak marifet değil. Sata bitti. Satıp da karşılayacağı bir şey de kalmadı. Bundan sonra ekonomi düzelmez. Nasıl düzelir biliyor musun? Nasıl düzelir? Şu anda günlük sarayın giderini 1/3'e düşürür müsün? Oradan tasarruf edersin. Sana örnek vereyim. Başkanlık sisteminde Türkiye nüfusundan daha büyük ülkeler 200 milletvekiliyle yönetilir iken neden 600? Zaten kararları tek kişi alıyor. Astın estik, kastin kestik. Onlara gerek var mı? Bir vekilin, örnek veriyorum, ilkokul matematiği. Bakın ilkokul matematiği. 25 lira maaşı. 25'te sosyal gideri 50 lira. 25'te danışmanı giderleri var 75 lira. 25 lirada diğer hakları 100 lira. Bir vekilin. Şu an Türkiye 300 vekil ile yönetilse fazladan 300 vekil. Bir ayda 3 trilyon. 10 ayda 30 trilyon tasarruf eder mi? Şu anda dolar 8 liradan hesap et. 9 liradan hesap et. Kaç milyon dolar eder? 6-8 milyon dolar eder. Hangi borcunu kapatmaz? Değil mi? 4 tane yangın uçağını çıkartamadın bak, alamadın. Ekonomiyi nasıl düzelteceksin ve neyle düzelteceksin? Ben de size soruyorum. Ya her şey zam, iş yok, millet iş bulamıyor, işten çıkarıyorlar. Yani yağ, şekere zam, ondan sonra doğalgaza zam, elektriğe zam. Bu millet ne yiyip ne içecek? Çoğu çalışanları da işten çıkarıyorlar, mağdur ediyorlar. Ona bir dur demeleri lazım. İşçilere kadro vermeleri lazım. Çalışan işçiye kadro versinler. Bir yasamız neyimiz yok, bir hakkımız, hukukumuz yok bu konuda. Adam yeri geliyor bir tane tutanak tutuyor, işten çıkarıyor, adamı mağdur ediyor, çoluğu çocuğu aç. Buna bir dur dememiz lazım yani. Ben bundan ibaretim yani. Allah'tan korkuyorlarsa buna dur demeleri lazım. Memuru 5-6 milyar maaş alıyor, sen 3 milyar maaşa çalışıyor. Bu röportajı verirken tedirginlik hissediyorum. Çünkü açıkladığımız her şey sonradan gözaltı süreçleri, adaletle ilgili sıkıntılar doğurabiliyor. O yüzden dilimi ısırarak konuşacağım. Bence fahiş fiyatların önüne geçemeyecekler. Çünkü önce ülkede adaletin, hukukun sağlanması lazım. Belli temeller atıldıktan sonra ancak fiyat politikalarıyla oynanır. Ülkede güven olmadıktan sonra yatırımcı gelmez. Döviz kurları da bu şekilde yükselmeye devam eder. Bunların adımlarının çok daha temelden ele alınması lazım. Marketçiyle, pazarcıyla, vergiyle oynayarak değil, önce ülkedeki hukuk sisteminin düzeltilmesi lazım.